Nasıl kaçırdılar seni? Bir kısa cevap diye. Suda kaçırdılar orada suyunu. Suyu dereden alıyorduk orada kaçırdılar. Arkadaş benim kulağım ağır duyuyor. Ben... Bayadan öldükten sonra bir çarpıntıyla bir topal oldu. Burası Yahyalı'ya yaklaşık 80-90 kilometre uzaklıkta. Köy kenarı, köy bile değil, köy kenarı ismi. Doğa harikası bir yer burası. Ama içinde 15-20 tane anca var. Dünyada kıyamet kopsa buranın haberi olmaz. Burada sadece 5-10 tavuk, 5-10 tane inek, keçi, koyun, başka bir şey yok. Ama doğa harikası bir yer. Adana ile Yahyalı sınırı arasında. Bir paracı derdik biz Yahyalı'da. Şu bir tane daha var karşılığında. Şu araya mazı denilen yuvarlak iki tane şey gerilir. Burası tam Türkiye'nin 50 sene, kaç sene gerisinden geliyor hocam? Değil mi? Evet. En azından 60-70 sene. 60-70 sene gerisinden geliyor. Yani yaşadığımız hayatın değerini bilemiyoruz. Anında market iniyoruz, anında çarşıya iniyoruz. Gördüğümüz, beğendiğimiz yerleri anında geziyoruz ama buradan şehir merkezine gideyim dese zaten yarım gün gidecek. O da imkan olursa. İşte burada da doğal hayatla iç içe, genç adına bir şey yok. Sokakta insan dahi yok. Zaten dediğim gibi 15-20 hani onlar da hep yaşlı. Belki 20 sene sonra insan bile kalmayacak burada. Bize ses veren bir köpek var maalesef. Şöyle. Burada köpek bize hoş geldin mi diyor. Ne işiniz mi var diyor. İnsanlar alışmamış galiba. Benim gibi hayvan severe böyle. Ne oldu oğlum? Oğlum ne oldu? Ah, ah. Hocam köpeği korkuttu maalesef. Hocam senin yaptığın çok ayıp. Yani bir hayvan sever olarak köpeği korkutman çok ayıp. Buradan mı dediler? Galiba aşağı. Evet tam doğal yerlerden geçiyoruz. Türkiye'nin 60-70 sene öncesini görmek istiyorsanız işte yani köylerin şeyi böyle.
Bunun babası benim dayımın oğlu olur. Hakkı Zahmet derler. Babamın dayımın oğlu olur. Oğlu da şimdi kayınbabam öldü yani. Süleyman'dı. Onun kızı bu. Evvel köye su varmazdı. Köyümüze su varmazdı. Buradan argına margına biraz bostan ettiler köylüler. Şimdi bahçe mahçe de yoğdurdu. Ondan sonra köylü içecek suyu da yoğdu. Şurada burada bir cinarın dibinde bir su var. Köylü hep suyu oradan aradı. Biz de oradan getirdik. Bu sular hepten sonra oradan buradan topladık. Kimimiz daha çeşmemiz akıyordu. Bunun da var çeşmesi. Herkesin kapısında evinde çeşmesi var. Ondan sonra işte elektrik de geldi. Ondan sonra işte şükür ışık da geldi. O zaman ışık da yoğurdu. İmamımızı da oradan suya yerleken, suya yerleyecek daha da ufadı. Ya işte akıl edemezdik. Yani her yere aklımızın etmediğinden. Suya yerdiği su da tuttum. Kardeşim de vardı. Ondan sonra şuradan basana altından defeden açtık gittik. Hurs falanı var. Adın çavuşun evi. Ben öyle şey sana getirdik. Anam dedi ki bir su getir dedi bana. Babam da babama da anam diyor git de kızın arkasından yetiş diyor. Babam gelene bunlar böyle hazır olmuş suya. Babam oradan çağırdı Meryem diye çağırdı. Bunlar beni dereye götürdü el ettiler. Kaçırdılar. Biz şuradan depreden açtık gittik. Evet. Ya şimdi burada evvel öküz de açırdık, çift sürerdik. Tarlalarımız var işte öyle şoyanda. Yani ortada burada bir salakla bir yanı bir sene o yanına ekerek bir sene bu yanına ekerek. Çalışmasan ekmek yok ki. Malla uğraşırdık, davarımız vardı. Şimdi de bir iki sığır var. Şimdi 4000 davar kaldı yani öyle. Çoğaltmak için değil ya, işte biz de giderik belki oraya. Doğuşumuz burada doğma. Atlımız Karasel'den gelme. Köprücük Küp köyü. Babamın aslı oralı yani, biz burada doğup büyümeyik. Köyden bizim biladerin dediği gibi uvak demek, çiftçilik yaparız. Malcılık yap, kış buradayız. Yaz kış buradayız, biz yani buradan kalkmadık daha yani. Burada doğduk, burada duruyorduk daha. Bir yere daha kaldırmadık. Sevmesen ne yapacaksın? Vatan bulunmuş bura. Vardı. Ben de sizin köy olur, muhtarlığı Küp olurdu. Küp'ten gelme. Benim anne babamın anası Küp'ten gelmiş. Burada nar olur. Eri, elma. Ya ne dikersen o olur yani. Asma mesela üzüm. İşte bağ olan bağ diker, asması var. İşte herkesin yiyeceği kadar kendine yetesili olur. Yaşlarımızı bazen Yayhali'ye giderek, bazen şu baraj yolundan Kozan'a giderek. Bu baraj çapıldı biliyor musun? O yol açık değildi o zaman. Çardak'tan giderdi, Görbiyes'ten, Egen Uşağı'ndan Kozan'a giderdi. Şimdi ırmak gidiyor, ırmağın kenarına aşağı Kozan'a. İki saatte, en geç iki saatte araba iniyor oraya. Buradan da iki saatte varamıyoruz. Yahal'dan buraya akın. 20 hane de hep Kozan'a gittiler. Hep Kozan'a gittiler. Baharın gelirler. He. Baharın he. Güzün 10. ayda, 9. ayda giderler. Benim maşallah 10 tane çocuk var. Hepsi maşallah. Kozan'da. Ondan geliyor, oradan geliyor bu çeşim. Geliyor, su derenin ütü açısı. Şu mayanın bas defesiyle görünen yerden geliyor. Evvel şimdi orayı resmi şimdi araba katır yolundu. Diye bir şey kalmadı yani. Katır matır bir şey kalmadı, bitti. Alanı bu. Hepsi bir adamın oğluyum. Hadi bunu da olsun.
Ben 1963 doğumluyum. Ondan sonra 63 askere gittim. 63'te geri geldim. 65'te geri geldim. Burada çobancılık yaptım. Başka benim zanaatım yok. Davar güttüm, çift sürdüm, ekin ektim, ekin biçtim. Ondan sonra başka bir zanaatım yok benim. Biz birbirimize düğünden evlendik yani daha doğrusu. Ben de sorum ne irazırlık desene. Ya zaten ben hastayım kardeşim. Ben hastayım zaten de 93'ten beri hastalık çekiyorum. 5-6 tane hastalığım var. Günlerim öyle gelip geçiyor hastalığım ustalığından. Ufak tefek burada işte malcılık yapıyoruz. Kendimize göre ufak tefek çiftçilik yapıyoruz. Bundan sonra şartları, ulaşım şartları kışın zor oluyor. Efendime söyleyeyim. Az çok işte küçük baş malcılık yapıyorum. Çiftçi kendi yiyeceğimiz kadar bir ürün oluyor. Buğday işte bahçe kendimize yetecek kadar oluyor. Bostan falan ediyoruz yazın. Böyle meyve olarak incir olur, asma olur, asma üzüm. İşte kış şartları oluyor, bazen yukarının yolları kapanıyor, aşağı taraf kapanmıyor, yukarı kapanıyor. Kış şartlarında zorluk oluyor bir iki ay, iki üç ay falan. Bir senede giden var, yukarıya hele aşağı tarafa ayda giden var, bir aya, üç aya bir giden var. İhtiyaçlarımızı ısmarıç veriyorum. Getiriyorlar. Giden kendi gidiyor. Gitmeyen ısmarıç veriyoruz. Baş mal gidiyorum. Az bir küçük baş hayvan var. Onlara gidiyorum. Onlarla uğraşıyorum. Onlarla ilgileniyorum. Burası Kayseri ili, Yayalı ilçesi, Çubukalmanı köyü, köy kenarı mezarası. Ben Veli Ok. Bu köyde 1992 yılında doğdum. 28 yaşındayım. Bu köy yıllardan beri bu şekilde gelen ve birçok hizmetten mahrum kalan, kendi başına yaşamaya çalışan bir yer. İnsanlar burada yaşam mücadelesi verirken kendi emekleriyle, kendi yapmış oldukları çalışmalarla hayatta kalmaya çalışıyor. Buranın tarihi bir geçmişi var. Yıllar önceden beri aynı şekilde insanlar burada yaşamaya çalışıyor. Kışın çok soğuk olan, yazın da serin olan bir yer. Aslında Adana ile Kayseri'nin tam arasında olan sınır bölgesindeyiz. Kayseri nüfusuna bağlıyız. Adana'ya daha yakınız. Ama ne yazık ki ne Kayseri'den ne de Adana'dan herhangi bir hizmet alamıyoruz. Gördüğünüz gibi yollarımız bu kadar kötü. Kışın bir insan hasta olduğunda ne yazık ki kendi imkanlarıyla ulaşamıyor. Ancak kendi kendine iyileşirse iyileşecek, iyileşmese de kaderine artık. Köyümüzde ne telefon çekiyor, ne herhangi bir ulaşım var, ne herhangi bir telefon dahi çekmiyor. Ev telefonlarıyla işimizi görmeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz kışın ev telefonları da sürekli kesiliyor. Ev telefonları kesildiği zaman ne olacak? İnsanlar habersiz kalacak. Yani burada herhangi bir köyde herhangi bir sıkıntı olduğunda hiç kimseye ulaştıramıyoruz. İlla ki buradan şehirde bir kişi gidecek, imkanı olursa, kendi arabası varsa, yoksa da kendi arabası olduğu halde dahi yollar kapalı olduğu için gidemiyor. İşte bu kadar mahrumiyet bir. Şu anda 2021'deyiz ama bu köyün yaşatmış olduğu hayat 1950'den daha ilerisi değil. Özellikle de yaşlılarımızın çok büyük sıkıntıları var. Bunların en önemlisi yanlarında kimseler yok. Yanlarında çocuklar kalmamış. Çünkü köyümüzde gelir kaynağı olmadığı için, herhangi bir ekonomik çalışma olmadığı için insanlar ne yapıyor? İş bulmak zorunda kalıyor. İş bulmak zorunda olduğu için de şehirlere gidip şehirde de iş buluyor. Gittikleri zaman ne oluyor? Bu yaşlılar burada kalıyor. Ve burada kaldıkları zaman ne bir yemeklerini yapacak kimseler var, ne bir temizliklerini yapacak kimseler var. Çok zorlanıyorlar. 60, en az 60 yaşında olan insanlar var burada. 60 ile 90 yaşında olan insanlar ne yazık ki kendi ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma geldi. Birçoğunun dizlerinde ayağa kalkamama sıkıntısı var, diz ağrısı var, değnekle yürüyorlar. Başıma zindan oluyor, duramıyorum orada. Bu ıssız evde 6 ay duruyorum böyle karayalnız.
Hiç gelemezler, gelmezler çocuklarım. İki tek çocuk. Sen cömertliğimi gördün ya. Aynı sen de benim cömertliğimsin. Allah senden razı olsun. Seni doğru anneye babaya sorgu sival gelmesin. Niye edeceğim işte? Ben der ki cömertliğim ana der. Bir şeycik de yapıp yiyebildin mi der bana. Ben de iyi kötü bulgur bulamaz kuzum. Günüm geçiyor derim. Yapamıyorum demem. Yani ellerinden geçseler salmayacaklar. İşte adam ölmeseydi rahatladım ah. Üç sene oluyor, dörde döndü. Eli koynunda kaldım adam ölünce. 77 yaşındaydım kimliğimde. Hindicik 8 yıl başından sonra 8'e döndü. Yaşımda evlendim. 58 deyince de adam göçtü. Nefes darlığı var. Soluğum kesiliveriyor, oruç tutamadım. 2 senedir beri. Adam ölmeden hiç geçirtmezdim namazımı, orucumu. Hep duaları bilirdim. Abdül Kelle'nin üzerine 33 vardı. Bir sayardım. Hindicik kalan işte yolculuk var. Kötü sobum var içeride. Isınıyorum işte. Buna şükür. Kötü gücümün yeteceği kadar. Bazen aç yatırım, bazen tok yatırım. Kellerin üzerine farz olan farz kaç? 33. Nerede? 12'si ağır seleyattı. 6'sı içinde, 6'sı dışında, 5'i İslam'da. 4'ü abdestte, 3'ü gusulda, 3'ü temimde. Dışında olana evveli iftide tekbiri derler. Kıyam, kıraha, türkü, sucut, kadıya kırdı. Teşehit miktarına oturmak. Kıyam alleyen kıyamına dinlemek. Kıraat kıraatlı okumak. Hürkü beline eğmek. Şücüt çeşdeye kapanmak. Kadıya kırda teşehit miktarına oturmak. Eğilip geri kalkıp tayyata oturmak. Dışında hedestin, tayret, necasetten, tayret, sutru, lavret, ıslık, balık. Kıpla vakıdına niyet. Hedestin tayret, tayretlenmek, sütürü lavra davret, yerin sütür etmek, hıstık balık, akıla balık olmak, kıpla vakıdına niyet, kıpla vakıdını bekleyip namazını kılmak. İslam'da savum, seleat, hac, zekket, kelime-i şehadet, savum oruç tutmak, seleat namaz kılmak, hac etçiye gitmek, zekket malin zekketini vermek. Leha illallah, veşvedenle Muhammeden abduğu ve resulü demek. Abdestler var, uzun ömür vere, rahat geçim vere, hayırlı evlat, hayırlı devlet vere, Allah ibadetinizden ayırmıyor. İşte benim bu işte.